Kayıp zamanlarda ara artık işveli yâri ve tacı. Bu dizelerin sahibi Ebu Temmam, 9. yüzyılda yazmıştı şiirini. O günden bugüne daha nice yangınlar çıktı suyunda, nice savaşlar. Bağdat Kütüphanesi'ndeki ilk büyük yıkımı Moğol hükümdarı Hülagu yapmıştı. Yeni bir yüzyılın şafağındaysa Bağdat'ta bütün dünyanın gözü önünde ikinci bir kitap katliamı yaşandı. Yakılan ve yağmalanan bu kütüphanede hepimizin geçmişi vardı, şimdi yok. Farabi, İslam kültürünün ilk beşiği olan Suriye'ye doğru yola koyulduğunda 71 yaşındaydı. Kim bilir yanında kaç parça eşyası, kaç kitabı, ruhunda ne fırtınalar vardı. Tan yerinin ağarmasında Hüseyin'i, güneş yükseldiğinde Rast, kuşluk vaktinde Buselik, gün batımında Isfahan makamının insan psikolojisi üzerinde etkili olduğunu söyleyen Farabi'nin, bu uzun yolculuğunda hangi makamın ona denk düştüğünü bilmiyoruz. Ancak yaşı ilerledikçe tasavvufi yaşantıya yöneldiği ve musikiden hoşlanan bir ruh hali içine girdiği biliniyor. Asi Nehri üzerindeki devasa su dolaplarının yanından geçti kervan. Şairler, Asi üzerinde ağlayan tahtalar diyordu bunlara. Görkemli bahçelerin içinden geçti. Ve bedeni anka kuşuyla kucaklaşan kalenin önüne geldiler. Halep'in meltemleri üzerine şairlerin şiirler yazdığı bir dönemdi. Ve Halep emiri Seyfüddevle'nin sarayı bütün alim ve sanatçıların itibar gördüğü bir yerdi. Farabi, Bağdat'ta yarım kalan çalışmalarını Halep emirinin yanında sürdürdü. Bize ondan yüzün üzerinde eser kaldı. Çalışmalarının içinde, felsefeye başlamadan önce bilinmesi gerekenler başlıklı risalesi, Yunan felsefi ekollerinin indeksi şeklindedir. İlimlerin sayımı, İslam düşünce tarihinde kendi türünde bir ilk teşebbüstür. Bu eseriyle Farabi, İslam dünyasında ansiklopedi geleneğini kuran insan oldu. Mısır ve Endülüs medreselerinde kitapları okutulan filozofun İlimlerin Sayımı adlı çalışması, başta Roger Bacon olmak üzere Rönesans'ın fikir adamlarının yararlandığı temel kaynaklarından biri olacaktır. İbranice ve Latince çeviriler yoluyla Yahudi ve Hristiyan skolastiğini etkileyen Farabi'nin Et Talimü's Sani isimli felsefe ansiklopedisi ise Samani hükümdarının davetiyle gittiği Mavera-ün Nehir'de yazılmıştı. Aristo'yu İslam alemine tanıtması kadar şimdi kayıp olan bu felsefe ansiklopedisiyle El Muallim-ü's Sani ünvanını aldı.
Halep emiri Seyfüddevle'nin yanına geldiğinde edindiği bütün dostlarını, talebelerini, şehrin iklimini ve ortamını geride bırakmıştı. Ama buradaki hayatı da ilerlemiş yaşına rağmen dolu dolu geçti. Eski felsefenin en önemli merkezlerinden olan İskenderiye'yi görmek için Seyfüddevle'nin Mısır seferine katıldı. Emir'in Şam'ı fethetmesi üzerine ise onunla birlikte ışığın doğduğu yer veya İslam ülkelerinin yüzüğü diye adlandırılan Şam'a geldi. Bu cihanın peşin açan çabuk solan goncası olan Şam'da geçirdi son yıllarını. Seyyahların bahçe içinde bir şehir olarak tasvir ettiği bu şehirde tıpkı Aristo'nun yaptığı gibi derslerini gezinerek verdi. İslam dünyasının ilk filozofuydu o. İlk ansiklopedi yazarıydı. Orta Çağ İslam felsefesinin kurucusuydu. Arapçaya felsefe dili olma özelliğini kazandıran bilgindi. İnsanın mutluluğa ancak felsefi bir yaşantıyla ve uygun bir zihinsel eğitimle ulaşabileceğine inanıyordu. İşte bütün ömrünü insanın dünyaya gelişinin ve varoluşunun sebebi olan mutluluğa ulaşmak için çabalayarak geçirdi. İç özgürlüğünden, düşüncelerinden asla taviz vermeden bu inancına uygun bir hayat sürdü. İlk soluğunu Maverai Nehir'de almıştı, son soluğunu serin kuzey rüzgarlarının mest edici kokular saldığı Şam'da bıraktı. 80 yaşındaydı. Hiç evlenmemişti, mal mülk edinmemişti. Ama insanlığa muhteşem bir miras olarak adını ve eserlerini bıraktı.